<laughs> Neden güldüğümü merak ettin değil mi? Videonun ilerleyen dakikalarında bunu çok net bir şekilde anlayacağını düşünüyorum. Her yazılım Yıl içerisinde farklı farklı güncellemeler alıyor ve buna bir sürüm ismi veriliyor. Mesela 24.2, 24.3 ya da 10.6, 10.7 gibi. Bu güncellemeler yıl sonuna doğru her yazılımda tam sayıya ulaşıyor. İşte diyor ki Final Cut 11, 10.8'den 11'e geçti. İşte diğer yazılımlar diyor ki Premiere Pro 25 Büyük bir güncelleme geliyor tam sayıya çıktığı zaman. Yıl sonu güncellemeleri genelde diğer güncellemelere göre yenilikler duyuran güncellemeler oluyor. Şimdi bu bilgilendirmeden sonra Final Cut da 11'e geçti. Yeni bir sürüm geldi. Tam rakama çıkınca da baya bir özellik eklendi. Biz bunun haberini 1-2 hafta önce M4 işlemci tanıtımında ekrandaki bazı görüntülerden almıştık. Orada manyetik maskeyi gösteriyordu. Heyecanlanmıştık, bekliyorduk. Güncellemenin özelliklerine geçeceğiz. Ama siz biraz dertleşmek istiyorum. Ya abi niye Final Cut anlatıyorsun? Hani senin bütün yazılımları kullandığını biliyoruz diye bazen mesajlar geliyor. Adobe Premiere Pro'yu anlatan arkadaşlarımız var. Da Vinci Resolve anlatan arkadaşlarımız var. Final Cut'ı çok anlatan yok. Ben bu misyonu üstlenmiş gibi oldum biraz. Bir diğer konu da Günümüzde bildiğiniz üzere müşteriler çekim biter bitmez videomuzu ne zaman teslim edeceksiniz diye soru sormaya hemen başlıyorlar. Hızlı teslimat iyi bir videografın olmazsa olmazlarından olmaya başladı. Mutlu müşteri size geri dönen müşteri oluyor sonrasında da. Müşteriyi mutlu etmek için de çekiminizin kalitesi kadar hızlı bir edit prosesinden sonra işin teslim edilmesi de gerçekten çok ama çok önemli. O yüzden ben diyorum ki hepsini kullanan yani hepsinden kastım ne? Da Vinci'yi kullanıyoruz. Premiere Pro'yu kullanıyorum. CapCut'ı kullanıyorum. Final Cut'ı bunların eklentilerini de kullanıyorum. Biliyorum. Şimdi en hızlı iş teslim edeceğiniz yazılım şu anda Final Cut Pro. Tabii Macbook'unuz varsa ya da e, Apple ekosisteminin içindeyseniz bu geçerli. Değilseniz siz öbür yazılımları kullanabilirsiniz. Onları da anlatan güzel arkadaşlarımız var. Onların da eline emeğine ağzına sağlık diyelim. Gelelim Final Cut 11'de neler var neler yok. En büyük güncelleme olmayan yeni bir özellik geldi. Manyetik maske. Manyetik maske yanlış hatırlamıyorsam DaVinci'de de var. After Effects'teki Rotobrush'a benzetebilirsiniz. Ya da Final Cut kullanıp. Motion VFX'in rotosuna da benzetebilirsiniz. M rotoya. Şimdi bu özelliği beraber inceleyelim. Ekranımda şu anda benim bir library'im var. Hızlı hareket etmek için bunun içine örnek videoları atmıştım. Aynı zamanda örnek projelerde oluşturdum. O projelerde sıra sıra bakalım nasıl özellikler gelmiş. Ekranda bir videomuz var. Burada böyle bir amcamız var. Güzelce denizi seyrediyor. Tıkladım. Add Magnetic Mask diyor. Buna da tıkladım. Şimdi imlecim değişti. Yanında bir artı sembolü çıktı. Geldim. Tıklıyorum. Bakın hop seçti. Hop seçti. Herhangi bir tuşa basmıyorum. Mouse'un soluyla devam ettim. Şu dirseğin altında seçilmesini istemediğim bir yer var. Onu da düzeltmek için tabii ki imkan sunmuşlar. Şöyle geldik oraya. Options'a bastığımızda İmlecimizin yanında bir eksi işareti oluşuyor bu manyetik maskeden çıkarıyoruz ama bakın kolu çıkardı yanlışlıkla burayı tekrar şöyle düzelttim şurada da var burayı da çıkardım genel hatlarıyla düzgün bir şekilde maskeledim şurada da var şimdi gördüm şurayı da çıkarttık. Analiz diyorum. Analiz ediyor. Gayet hızlı bir şekilde analiz ediyor. Diğer yazılımlarda bu hız ne durumda çok emin değilim. Ona da belki sonra bakarız. Analiz etti. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapabiliriz? Bu videoyu bir tane daha çoğalttım. Aşağıdaki videomun manyetik maskesini kapattım. Yukarıdaki videoma geldim. Şuna bir kere tıkladım. Bakın ne olduğunu size gösteriyor. Şu videoyu komple kapatalım. Bakın abimizi şöyle seçmiş. İnce ayarını yap yapmak için buradan Feather'dan bunu ayarını yapabilirsiniz. Biraz daha verimini arttırabilirsiniz. Şimdi geri gelelim. Yaptığımız işlemleri bir geri alalım. Manyetik maskeye özel bir kullanım videosu çekeceğim. Ama manyetik maskeyi efektlerde de kullanabiliyorsunuz. O da gelmiş. Onu da göstereyim. Tuttum. Şurada siyah beyaz yapan bir efektim var. Abimin üstüne attığım analiz dedim. Yine hızlı bir şekilde analiz ediyor. Bu sefer bu abimi takdir ettiğiniz gibi anladığınız üzere siyah beyaza çevireceğim. Analizim tamamlandı. Bu videodan bir tane çoğalttım. Aşağıdakinin manyetik maskesini ve efektini kapattım. Bakın yukarıdaki abimiz de siyah beyaz oldu. Çok hızlı bir şekilde efektlerde de nasıl kullanılacağını size göstermiş oldum. Manyetik maskeyi biraz daha zorlayalım diye düşünüyorum. Bir akrobasi timinin gösterisini çekmiştim. Orada bisikletli bir kardeşimizin yaptığı ufak bir gösteri var. Bir sahne var. Şöyle bir arkadaşımız var. Manyetik maskeyi bakalım uyguladığımızda nasıl bir sonuç alacak? Ne kadar hassas bir şekilde bunu takip edebilecek? Şimdi çıkarmak istediğim yerler için bir zoom in yaptım. Options'a bastım. Şurayı çıkaralım dedim. Şurayı çıkar dedim. Şurayı çıkar. Şu kısmı çıkar şurayı ekle şöyle burayı ekle şunu ekle şunu da ekle bakıyorum şöyle yukarıya doğru şu alanı istemiyorum çıkardım çıkarıyorum başka var mı bakıyorum şurası olabilir şimdi tekrar fit yapalım analiz diyorum bakalım ne yapacak bu arada bu videoda birbirine yakın renkler var. Yani bu işi de yapması kolay değil. Bunu diğer programlarda yapsa bence hata alır. Çok da acımasız olmayalım. Bir de yeni çıkan özellikler biliyorsunuz güncelleme geldikçe daha iyi bir seviyeye geliyor. Bunu da unutmayalım. Evet bu kadar yeter manyetik maske. Şimdi bir bakalım ne yapmış şuradan kapatalım. Evet aslında oldukça iyi bir şekilde Bence yakalamış, yapışmış ve maskeleme işlemini gerçekleştirmiş. Az önce söylediğim gibi manyetik maske nasıl kullanılır? Yani ne işimize yarar aslında? Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Şimdi gelelim diğer konumuza. Bildiğiniz üzere Google Vision diye böyle bir gözlük çıkardı. Yurt dışında da oldukça popüler özellikle Amerika piyasasında ama ülkemizde çok pahalı olduğu için 90-100-120 bin lira bandında bir fiyatı var şu anda. Bunu deneyimlemek biraz zor. Final Cut da kendisi için kendi ekosistemine göre bir güncelleme yapmış. Şöyle arkadaşlar bir proje oluştururken yeni proje oluştur dediğinizde bakın şurada o maske ile ilgili Spatial Stereo 3D video geliyor. Bu genelde o tarz gözlüklerin videosunu editlemek için kullanılan bir proje dosyası oluşturuyor size. Şimdi bende bu gözlük olmadığı için haliyle bu özelliği size tam anlamıyla ben de gösteremeyeceğim. Ben de çok emin değilim. Ama böyle bir olay geldi. Bunu da bilin lütfen. Güncelleme ile gelen yeni bir özellikten bahsedelim. Modular Transition. Hemen ekranımıza dönüp gösteriyorum. Şu an efekt panelindeyim. Tıkladım. Transition paneline geçtim. Modular Transition'dayım. Şimdi ilk gördüğünüzde bu 80'ler, 90'lardaki geometrik geçişli efektler vardı işte. Yıldızdan böyle kareden bir şeyler falan. Ona benziyormuş gibi gelse de tam anlamıyla öyle değil. Şöyle sürükledim, bıraktım, create dedim. Şimdi bakın bu transition'a tıkladığınızda bu transition'ı değiştirebiliyorsunuz. İçindeki videonun yerini ayarlayabiliyorsunuz. Sonra bunun büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim böyle bir olay yaptık. Bakın nasıl bir geçiş yapıyor. Hop ekranı kapladı. Bu aslında birbirine yakın sahnelerde genel sahneden detay bir sahneye aynı sahnenin detayına geçerken çok güzel kullanılır. Güncelleme ile gelen bir diğer özellik de reframe özelliği. Oldukça güzel bir özellik. Reframe ne aslında? Bir videoda göstermek istediğiniz bir detay varsa o kısma odaklanmasını sağlıyor izleyicilerin. Onun için kullanılıyor. Bunun iki tane versiyonu var. Bir tanesi picture in picture. Hemen deneyelim. Resim içinde resim diyor. Attık. Bakın alttaki video biraz daha genel çekilmiş bir video. Üstteki biraz daha yakın plan çekilmiş bir video. Oynatalım şimdi. Nasıl bir sonuç elde ediyoruz? detayı gösterdik ve ekrandan kayboldu. Tabii bu reframe'i nasıl gözükeceğini, burada neresinde gözükeceğini, videonun yerini yine ayarlayabiliyoruz. Şimdi bu picture in picture'ı siliyorum. Bunun yerine de call out diye bir şey var. Özellikle emlak videolarında sıkça kullanılıyor. Şimdi altta bir videomuz var. Üstte de bir bulanıklık efekti verip bir detay göstermek istiyoruz. Gene göstereceğimiz detayı buradan belirleyebiliyoruz. İşte abimizin şöyle suratını gösterelim. Ekranda nasıl gözükeceğini belirleyebiliyoruz. Burada gerçekten çok fazla ayarı var. Kenarları dilerseniz biraz daha böyle şekil şükül yapabiliyorsunuz. Başka geometrik şekiller de var. Şimdi gelelim ayarladık şu şekilde. Nasıl çalıştığı bakın abim pıt gösterdik. Orada detayı gösterdik. Şu videoyu biraz daha uzatırsak şöyle bunun etkisi daha da artacaktır diye düşünüyorum. Evet gösterdik. Burada güzel bir ayar var. Hani çok detaya girmek istemiyorum ama background fill color diyor. Bakın buradaki mix'i şöyle aşağı çekerseniz sadece bir bulanıklık kalıyor şu şekilde. Bu bulanıklığı da daha da azaltabiliyorsunuz. Dilerseniz şu şekilde de hiç bulanıklık olmadan da kullanabilirsiniz. Güncelleme ile gelen yeni bir özelliğimiz de altyazı özelliği. Captions'lar geldi. Maalesef İngilizce de çalışıyor. Biliyorsunuz Adobe Premiere Pro'da da maalesef İngilizce çalışıyor. Türkçe yok. Da Vinci Resolve'de de aynı şekilde. Bu üç firma ne zaman bunları yapacak ben de heyecanla bekliyorum. Ama İngilizce de olsa nasıl çalışıyor size göstereyim. Ekranda çok sevdiğimiz canımız ciğerimiz Fatih hocamız var. Şöyle ufak bir kesit alalım hemen. games, <laughs> Evet geldik. Şunu da tam ekran yapalım ki. Evet ekranda Fatih hocamız var. Geldik. Edit dedik. Buradan Captions'a giriyoruz. Diyor ki Transcript to Captions diyoruz. Yalnız Captions'ı inanılmaz hızlı yapıyor. Yani ben diğer programlarda da İngilizce Captions kullandım daha önce. Bu gerçekten çok hızlı yapıyor. Ne kadar başarılı bir bakalım. For us, for me. Big games is than the other games, unfortunately. Every time we have to control the games. Gördüğünüz gibi son derece başarılı bir çeviri yapıyor. Şimdi captions'ları seçtiğinizde de burada ancak rengini falan düzeltebiliyorsunuz şu şekilde. Başka da işte yukarıda mı, aşağıda mı, kalın mı, alt yazılı mı bunları düzenleyebiliyorsunuz şu an için. Bence ilerleyen güncellemede bu captions'la ilgili daha da iyileştirmeler yapacaklardır. Bu versiyonuyla Türkçe bile gelse açıkçası ben kullanmam. Hani size dedim zaten bu işin fanatiği değiliz yani. Güncelleme ile gelen bir diğer özellik de library'yi rahatlatmak için yapılmış video gizleme özelliği. Özellikle multicam edit yaparken o multicam videoları ve sesleri birleştirdiğinizde ana video ve sesler library'de yer kaplıyordu. Bunu gizlemek için şöyle bir özellik getirmişler. Videoyu seçiyorsunuz sağ tuş tıklayıp. Hide clip diyorsunuz. Şu an Ekrandan kaybolmadı çünkü burada Show Hidden Clips seçili. Bunu kaldırırsanız videonuz ekrandan kayboluyor. Library'den bir daha tıklayıp göster kardeşim derseniz de tekrar burada bunu göstermiş oluyor. Bir diğer özellik de artık slow motion edit yapabiliyorsunuz Final Cut Pro içerisinde. Nasıl oluyor? Sağ tuş tıkladınız. New Project dediniz. Geldik burada aşağıda kostüm dediniz. İşte bizim değerlerimiz 1920'ye 1080 diyelim. Bakın burada 90, 100, 120 FPS'te artık edit yapılabiliyor. Güncelleme ile gelen bir diğer özelliğimiz de şu arkadaşlar. Timeline'daki klipleri yukarıya aşağıya almak. Peki bu işlemi yaparken çok mu büyük problem yaşıyorduk? Hayır yaşamıyorduk ama videoyu komple tutup üste kaldırıyordu. Komple tutup aşağı indiriyordu gibi düşünün. Şimdi bu durum biraz değişti. Şurada bir videom var. Bunu yukarıya alacağım. Options up yapıyorum. Yani yukarı tuş şuna basıyorum. Bakın hızlı bir şekilde iniyor. Bunu yukarıya almak istiyorum. Options up yapıyorum hop hızlı bir şekilde yukarıya almış oluyor. Evet arkadaşlar güncellemeler bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Bence iyi bir güncelleme gelmiş. Yorumlarda sıkıntıları ya da ya abi şu özellik de gelseydi ya da ben bu özelliği şöyle kullanırım dediğiniz ne varsa yorumlara yazın. Hep beraber bir konuşalım istiyorum. Çünkü önemli bir güncelleme. Videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olmanız bizim için çok önemli. O beğen tuşuna bastığınızda bu video final katı takip edip ilgi duyanların önüne düşüyor algoritma bu şekilde çalışıyor bunu bildiğinizi düşünüyorum desteğiniz her zamanki gibi kıymetli yeni bir videoda görüşene kadar mutlu günler diliyorum.